Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de Aslan sezonu Giresunspor deplasmanında açmış 2-0'lık galibiyetin önüne Markao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası geçmişti. Cimbom bu hafta iç saha karşılaşmasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ancak Türk Telekom Stadı'nın geçen sezon sonunda bakıma alınan zemini hala yetişmediği için Aslan bu karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerinin hedefi bugün de Hatay Sporu mağlup ederek Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamak. Federasyonun, talimatları doğrultusunda içeri %50 taraftar girebiliyor. Stadın kapasitesi 80 bin. Böylece Aslan ilk iç saha karşılaşmasını 40 bin taraftarı önünde oynayabilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı. Hatay Spor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ilk azlarda bulundu. Galatasaray sahaya, Muslera, Boğoy, Alpaslan, Luyendama, Aanholt, Taylan, Berkan, Cikıldao, Feauli, Kerem, Diyan 11 ile çıkacak. Galatasaray ile Hatay Spor birbirlerine üçüncü defa rakip olacaklar. İki tarafında birer galibiyetleri bulunuyor. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Cimbom 3 ila 0, Hatay'daki rövanşını ise ev sahibi takım aynı skorla kazanmıştı. Kupada da daha önce iki defa karşılaşan iki takım yine birer galibiyet elde etmişti. Cimbom'un yeni sağ beki saça boy, sarı kırmızılı formayı giymeden önce tam bir kapalı kutuydu. Ancak kısa sürede gösterdiği performansla camianın gönlüne girdi. Teknik direktör Fatih Terim de onu 11'e yazdı. Sarı-kırmızılı tribünlerin gündemi yoğun. Kerem Aktürkoğlu'na destek vermek için maç öncesi yumruk şovda tribüne önce genç futbolcu çağrılacak. Ayrıca başkan Burak Elmas'ın son açıklamaları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu kurulları da protesto edilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda yönetim forvet transferi için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılı kurmaylar daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz Santorfor çuba Akkım için düğmeye basmış durumda. Galatasaray, 25 yaşındaki İngiliz Santorfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı ifade edildi. Akpom'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında. Galatasaray'ın ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneğin masada olmadığını sarı kırmızılı kurmaylara ilettiği ifade ediliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği bilgisi de geldi. Türk futbol severler Akbam'ın geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı izlemiş ve golcü oyuncu beğeni toplamıştı. Galatasaray, Markao'nun satılması durumunda bu bölgeye transfer düşünüyor. Christian Luyendaman'ın kontratını uzatan, Victor Nelson ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Cimbom'un yeni gözdesi Thomas Ribeiro. Ancak Sarı Kırmızılıların 22 yaşındaki stoperi alabilmesi için Markao'nun kontratından çıkması gerekiyor. Rus takımlarıyla pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim'in Thomas Ribeiro'yu onaylamasının sebebi Markao ile aynı. 22 yaşındaki genç Portekizli, Markao gibi sert ve sol ayağını çok iyi kullanıyor deneyimli hocanın pas oyununa uyması sebebiyle transferi isteniyor. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan genç defans oyuncusunun bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında. Belenenses altyapısında yetişen Thomas Ribeiro A takımda 55 maça çıktı. Rakip ağları bir defa sarsarken, bir de asist yaptı. 8 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sadece bir defa atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından lisansı çıkartılmayan Oğulcan Çağlayana 1.2 milyon euro ceza verilmişti. Çaykur Rize'ye bu tazminatı ödemek zorunda olan Oğulcan, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 7 resmi maçta kadroya giremedi. Karadeniz ekibiyle uzlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kulüp masadan kalktı ancak Oğulcan'ı da mağdur etmeme kararı aldı. Tahkim kurulu üyelerine yönelik açtığı davayı geri çekmeyecek olan yönetim, Oğulcan Çağlayan meselesini FIFA, KAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak. Uluslararası arenadaki bu davalardan kesin sonuç çıkması bir yılı bulabilir ve bu sürede Oğulcan'ın sahalardan uzak kalması söz konusuydu. Bu durumu dikkate alan Galatasaray yönetiminin, pazarlık yapmadan tahkim kurulunun belirlediği 1.2 milyon euro tazminatı ödeyeceği öğrenildi. Çaykur Rize'nin hesabına 1.2 milyon euro geçer geçmez Oğulcan'ın lisans sorunu çözüme kavuşacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve takıma gençleştirme operasyonu yapan Aslan, aradığı ismi ise Fransa'da buldu. İşte o dünya yıldızı. Yılın transferine imza atarak Lionel Messi renklerine bağlayan Paris Saint Germain'in, yeni mukavele uzattığı Julian Draxler'i satış listesine koyduğu iddia edildi. Daha önce de Alman yıldızı isteyen Cimbom, bu transferde başarılı olamamasına karşın, Fransa temsilcisinin gelecek planlarında yer almayan 27 yaşındaki ismi yeniden gündemine aldığı belirtildi. Alman Yıldız daha önce verdiği bir röportajda, Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur, ifadesini kullanmıştı. Almanya'dan birçok Türk arkadaşı bulunduğunu belirten Draxler, Türk kültürüne hakim olduğunu da kaydetmişti. 27 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Fransız ekibinin 4 maçında da sahaya çıktı ve bir gol, bir asistlik performans gösterdi. Bu maçlarda Neymar ve Lionel Messi süre almazken, kadroya girmelerinin ardından şansı bir hayli azalacak. Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicldau'yu kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiyo Morutay'ını koymak istiyordu. Ancak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin yüksek fiyat çekmesi geri adım atılmasına yol açmıştı. Başkan Becali daha sonra yaptığı açıklamada, daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu demişti. Aslan uzun zamandır gündemi meşgul eden Morutan için son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılı kulüp 22 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif yapacak, kabul edilmezse bu defteri kapatacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğu iddia edilen ön libero Pablo Galdeiz konusu gittikçe ciddiyet kazanırken oyuncunun menajerinden de bir açıklama geldi. Leo Rodriguez İtalyan basınına verdiği demeçte 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la ilişkisini doğruladı. Nicolo Schor'a, imzalı haberde sarı-kırmızılıların Galdeiz için görüşmeleri başlattığı duyuruldu. Galdeiz için Türkiye olası bir destinasyon. Şu anda Udinese, Cagliari ve Genoa, Arjantin'deki kulübünden ayrılan Şilili futbolcu için görüşmeler yapıyor. Galdames, Türkiye'den aldığı teklifi değerlendirmek için süre istedi, haberleri yapılmıştı. Victor Nelson transferi için bir ay uğraşan Galatasaray'da Christian Luyendam'a satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon euroluk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marko'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi. Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi. 1 milyon 50 bin euro garanti paraya oynayan Luyendama'nın ücreti Markao ile aynı seviyeye 1.2 milyon euroya çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az 2 ay takımdan uzak kalacak Markao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelson'un partneri olacak. Moral motivasyonu yükselen Luyendama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda. Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Embaye Dian bu sezona sarı kırmızılı forma altına devam edecek gibi görünüyor. Ağustos'un ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray yönetiminin, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddettiği konuşuluyordu. Teknik direktör Fatih Terim, ligdeki Hatay maçını da düşünerek Danimarka'da rotasyona gitmişti, takımın yarısına yakınını değiştirerek onların da kendilerini gösterebilmesi için fırsat vermişti. Ancak Danimarka deplasmanında yer alan bu isimler buldukları şansı iyi kullanamadı. Sarı Kırmızılılarda başta Mustafa Muhammed olmak üzere, Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimler, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu futbolcuların kısa süre içinde 11'de forma giymeleri zor görünüyor. Lig ve yoğun maç takvimini düşünerek Danimarka'da farklı isimleri oynatan teknik direktör Fatih Terim'in sahadaki futbollarından memnun kalmadığı bu isimlere kısa süre içinde ana plana dahil etmeyeceği belirtildi. Terim, savunmaya yapacağı dokunuş için Nelson'un da lisansının çıkarılmasını bekliyor. Bunun gerçekleşmesi için yabancılardan birini kiralayıp ya da satmak zorunda olan Aslan, bu çıkmazdan kurtulmanın çarelerini arayacak. Galatasaray gibi Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış, büyük bir camianın başında bulunan Burak Elmas ve İmparator Fatih Terim bunları en kısa zamanda çözecekler. Transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Selamlar.